Yunanistan için felaket senaryolarının gerçekleşme olasılığı giderek daha fazla kendini hissettirirken Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso Atina'ya ziyaret gerçekleştiriyor. 130 milyar euroluk kurtarma programı çerçevesinde belirlenen hedeflerin yakalanması uzak bir ihtimal olarak yorumlanırken, Yunanistan şimdiye kadar kendisinden talep edilen mali ve yapısal reformların yalnızca üçte birini yerine getirebildi. Halksa daha fazla kemer sıkmak istemiyor. Konuyu gelirinin %50'sini kaybeden bir vergi müfettişi özetliyor. Her ay bordromuzu alıyoruz ve gelecek ay ne kazanacağımızı bilmiyoruz. Her ay kesintiler oluyor ve biz ne olduğunu bilmiyoruz. Hiçbir vizyon yok, tünelin ucunda bir ışık görmüyoruz. Şu an bile dibe vurduk. En son ziyareti 3 yıl önce gerçekleştiren Barroso'nun böyle bir dönemde tekrar ülkeye gelerek önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Buna karşın halksa sokaklarda gösterilerini sürdürürken, Başbakan Antonis Samaras'ın emekli maaşlarında daha fazla kesintiye gitme planlarını ve sağlık sektöründe yapmak istediği reformları protesto ediyor. Öte yandan ülkede incelemelerini bitiren Avrupa Birliği IMF ve Avrupa Merkez Bankası'ndan oluşan Troika'nın Yunanistan'a bir sonraki ziyareti Eylül ayında gerçekleştireceği belirtildi.